Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. İki günde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar da yağmur bırakmadı. Yani habire seldi, yağdı, o yüzden de biz de bu malzemeyi hemen hani ıslatmamak için bekledik. Zaten her tarafı komple temizledik. Ondan sonra yapmaya başladık. Videosunu çekemedik yani. Hani yağmur yağıyordu, her bir şey oldu diye. O yüzden de kusura bakmayın yaparken. Şimdi modeli zaten aynı sistem dedik değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim Rahmi abi. Üstünde gördüğünüz gibi çatısı bu. Şöyle çaktım. Daha yeni başladık. Şimdi bunu şimdi birazdan çakacağım arkadaşlar. Altta da dediğim gibi böyle gezinmelik yeri var. Sonra salması da olacak. Böyle merdiven de koyacağız buraya. Hayvanlarımıza 1, 2, 3 tane kümesi arkadaşlar. Ortadan da tabii böleceğiz yani. Ortadan da kapatacağız. Buradan 1, 2, 3 tane kümesimiz. Normalde 2 tane kümesi vardı. Tuğladandı. İşte sultanlara yakışır bir şey değildi. Şimdi biz buraya ne yaparız abi? Güzelcini çimde ekeriz. Mesela öbür bungalov kümesinde. Birazdan gideriz onun da yanına. Şöyle gördüğünüz gibi kümes yapıyoruz. Güzel oluyor. Değil mi? Evet, evet. Değil mi reis? Yani güzel oluyor. Gayet de iyi oluyor. Şu malzemeler gerçekten hani yer kapladığı için güzel. Yani şunlardan eğer siz de temin edebilirseniz çok güzel kümes kaplanıyor. Dışarıdan mesela şimdi ben bunun üstüne 10 dilim de koymasam yağmur akar gider değil mi? Ama ne kadar gider? Bir sene seni götürür. Ama üstüne de 10 dilim de koyarsan ya da ne bileyim branda da koyarsan bu seni 3-5 sene de götürür yani, anladın mı? Biz de hayvanlarımız daha güzel gözüksün diye daha güzel kümesler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden yıkıyoruz. Evet. Ha, evet abi. Her zamanki onu da söyleyelim. Yine hala abi neden yıktın diye arkadaşlarımız soruyor ama nasıl yani, olsa bir sene dayanmayacak diyecekler mesela. Ha, değil mi? Nasıl, evet. Aynen onu da derler. Olsun, canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle biz hemen abi yani şu tamam onları kullanmayalım değil mi? Şöyle hemen eski civatalardan ya bu kümesi söktüğümüz civatalar işte menteşeler onları falan hepsini de tabii bir kovaya topluyoruz arkadaşlar. Sizler de yani şey yapmayın. Sizler de eski malzemenizi toplayın. Bunun biraz civata zor giriyor ama olsun biraz zor giriyor ama gerçekten de gayet güzel bir malzeme. Şöyle arkadaşlar hemen evet civatamız zaten şarjlı matkamın şu an şarjı bitiyor yani sabahtan beri bunu şarja tak onu şey et falan filan gel buraya şunu ayarla tavukları besle onu yap bunu yap biraz şey oldu. Evet Kerem okey miyiz abi bu? Bu okey mi? Oradan açılmıyor mu değil mi? Evet, evet. Tamam gayet güzel. Tamam şimdi buradan da bir tane atıyoruz arkadaşlar. Şu beşe atayım değil mi? Tamam. Evet. O da şarjı biterse kötü olur. Arkadaşlar yani böyle daha güzel kümesler hem siz görün hem de bizim hayvanımız daha güzel kümesle dursun değil mi? Yani şimdi bitti tamam güzel. Videoya buradan devam ediyorum. Şimdi nasıl diyeyim size hayvan böyle bir kümeste tabi şimdi yavaş yavaş şey oluyorsun tecrübe ediniyorsun ya kümesin nasıl olduğunu işte nasıl edeceğini mesela alttan su giriyor şuna gel abi şimdi beraber gidelim yani onu da göstereyim şimdi mesela arkadaşlar buradan alttan su giriyor değil mi arkasından bunu ben çözemem ya mecbur bunu ya yıkacağım değil mi ya da arkadaki teli açıp da hani bir şeyler yapmam lazım yani değişik bir şey yapmam lazım. O zamanlarda mesela hani metre kullanmadık değil mi? Yani bu da tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Ama şu anda mesela hepsini metreyle ölçe. Şöyle gördüğünüz gibi tabii biraz yamukta durmuş ama şu olsun hiç önemli değil. Yani hepsinin santimetresi, şeysi hepsi aynı. Yani hepsi tek tip oluyor. Yani tahtadan yapıyoruz. Şöyle gayet güzel bir şekilde olacak. Ya onu da tahtadan yaptım. Gidelim şimdi oraya. Bak hayvanı mesela dışarı salamıyoruz. Anca akşam salıyoruz. O da 15 dakika, 20 dakika dışarıda takılıyor. Belki tefaları bu kümese de alır değil mi? 3 tane kümes var ne de olsa değil mi? Gerçi birisi Habeşi, birisi sultanlara, bir tanesinde bakalım jilet kamili salar. Çünkü jilet kamili de orada biraz bunalıyor. Ben de farkındayım ama onu da dışarı saldım tabii ki de. Bu kızımız da gurtluğa hazırlanıyor. Bakalım. İnşallah yumurta gelecek bize. Onları da bunun altına süreriz. Hindilerimizden bir tanesi erkek ortadaki. Öbür ikisi dişi. Olsun gayet de güzel yani. Ben öyle hani erkek keşke hepsi erkek çıkaydı ama alsın ya nasipte ne varsa çıkıyor değiliz yani. Şimdi mesela bak bu hayvanı biz hiç rahatsız etmiyoruz değil mi? Açıyorum dışarı kendileri çıkıyor. Hani şey olarak nasıl diyeyim size? Şöyle arkadaşlar gösterelim. Ha keklikler burada yatıyorlar. Daha tülek yapamadık işte bu şeyden dolayı.
kümesi bitirelim inşallah. Burayı da gayet güzel bir şekilde altını da talaş alacağız inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi kekliklerimiz burada. Şimdi hayvanın böyle yeşilliği var. Hani buraya inip de yeşillik de yiyebilir. Daha küçük diye tabii yiyemiyorlar ama ben gün içerisinde vallahi gördüm, dışarıya çıktı. Hani uçarak dışarıya çıkıyor. Tele çarpıyor, sonra aşağıda bir şeyler yapıyor. Öyle. Yani hayvan güzel rahat etsin diye böyle kümes yaptık. Gerçekten de bu hani efsane oldu. Hani bu hepsinden güzel oldu ama onları da buna böyle hani şey yapsın diye, buna benzesin diye o şekil bir şey yapmaya çalışıyoruz. Gayet de güzel olacak bence. Şimdi daha bitmedi. Daha silahın altında komple tel olacak. Önünde de salmalı tel olacak. Bakacağız, hayvanlarımızı içeri koyacağız. Yeni merdiven olacak. Ondan sonra mesela şimdi kapısı şöyle şuradan olacak arkadaşlar. Yani şöyle şu kadar bir kapısı olacak. Yine ben hani içeriye girip de yumurtayı alabileceğim bir şekilde yapacağım. Yani en fazla şöyle şuraya kadar yetişebilirim. Yani yumurtasını da alabilirim. Öyle bir sistem yapacağız. Salmalık da abi şu kadar olacak. Yani kaç metre oluyor? Zaten altı da salmalık. Buraya kadar da bir salmalı oldu. İşte şöyle gördüğünüz gibi 1,5 metre falan. Böyle de bir salmalık olacak. Hepsi de ayrı. Bunun salmalı buradan. 1, 2, burada üçüncü salmalık, buraya kadar salmalıkları olacak. Buradan hayvan merdivenden inecek. O biraz daha sanki yüksekti değil mi? Ya da bilmiyorum. Şöyle de bir merdiven yapacağız abi. Hayvan buradan kendisi alışacak. Gelecek aşağıya, çıkacak yukarıya. Yemlik içeride olabilir, dışarıda da olabilir değil mi? Fark etmez. Zaten girip kendimiz kontrol ederiz. Eğer yukarı çıkmıyorsa kendimiz yukarı koyarız. Ya da yemliği dışarı alırız. Aşağıya. Gördüğünüz gibi zaten altıda alanı var. Gayet güzel bir şekilde. Dışarıda da hani aşağıda da gezinebilecek. Önde de gezinebilecek. Yani hayvanın kümesten kazandık yani. Yerden kazandık. Yerden yukarıda niye yapıyoruz genelde? Yani tam onun modeli öyle aslında. Hem de ıslanmıyor hayvanın ayağı, bacağı. Hiçbir şey ıslanmıyor. Orada dediğim gibi orada az önce gösterdiğim yerde tuğladan su giriyor usta. Anladın mı? Bu sefer de hayvanın ayakları, zaten hayvan ayağından su şey yedi mi bittin yani. Arkadaşlar az önce bile bir tane attık. Hayvan ölüyor yani, yapacak bir şey yok. Daha güzel kümes yapmaya çalışıyor. O yüzden yavaş yavaş tecrübe edine edine. Ben burada hata yapmışım. Onu yıkıyorsun ve bunu yapıyorsun. Daha güzel yapabiliyorsunuz yani. Sizler de deneyin. Güzel. Yani biraz malzeme alıp biraz da kafanızı yorup ya da internetten araştırıp da kümes yapabilirsiniz abi. Değil mi? Şimdi 3 kere sulağını değiştirdim. Bak üstüne çıkıp bak yine dökmüşler. Gördün mü? Az önce değiştirdim. Ya. Ayıptır ya. Neyse, onlara hemen kümesi yapmam lazım o yüzden. Şimdi geldik abi. Yine sağ olsunlar. Bugün yine 2 tane yumurta kırdılar. Şöyle 1, 2, 3. Bu kız burada oturuyor. Onun ablası da burada oturuyor. 3, 4. Gördün mü? 2 sakallı da burada. Bu kızlarımız maşallah. Bak tavuk böyle yapıyor diye gırk değil ya. Yani gırk 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 yapıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tavuk oturur abi böyle, hiç kalkmaz, tamam mı? Kabartır kendini, yani şey der ya, git buradan, git buradan dermiş gibi. Hani gurk gurk der. Ondan sonra ne olur, tavuk gurk olduğunu anlaşılır. Ya bir de uzun zaman durması lazım. Yani sabahın akşama kadar eğer oturuyorsa, tavuk oradan kalkmıyorsa gurkluğa hazırlanmıştır. Onun için de özel bir yer, yani böyle küçük kümesler olabilir. Şöyle küçük kümese koyup da oradan hayvanımızı besleyebiliriz. Yani tabii gurkluğunu geçirebilir, değil mi? Evet, şimdi geldik sana. Sen yine basmıyorsun. Bak kırık değil. Görüyorsun değil mi? Kırık değil ama yani basmıyor. Vitamin olarak da neydi o geçen dün aldığımız? Dün değil, 13 gün. Probit neydi lan? Unuttum. Neyse ondan aldık. Dedik ki yani verelim. Onu da verdik de bakalım inşallah ayakta. Yani şöyle görüyorsun. Bak çekiyor normalde. Bak gördün mü? Bak alıyor, arkaya atıyor ama şey yapmıyor ya, basmıyor. O kadar aradım taradım, iğne mi girdi, o mu girdi, bu mu girdi ama girmedi. Şöyle ne bileyim, inşallah düzelir. Yani düzeleceğine de inanıyorum arkadaşlar. İnşallah düzelir, tek tek gezmesin. Bu daha bir güzel değil mi öbüründen? Mesela öbür horozumuz şurada arkadaşlar, şöyle gösterelim. Öbür horozumuz orada, gayet iyi, onun durumu iyi. Bu biraz daha cüsselenmiş ona nazaran değil mi? Ya da onun ayakları daha mı uzun lan? Neyse arkadaşlar, yani böyle şey. Dur oğlum. Evet. Şimdi burada da feriklerimiz bu arada yumurtladı. Onu da müjdesini verelim arkadaşlar. Bir saniye dur kızda. Abi bir saniye çıkmayın. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Dün akşam yumurtaları aldım. Evet sayalım. 1, 2, 3. Yani buradan 3 tane kızımız yumurta yapmış. 2 tane kalleşler yapmamış. Neden yapmıyorsunuz? Gençsiniz değil mi? Evet gerçekten de şu bence o yapmış olabilir. Bu yapmamış olabilir. Yani bakalım inşallah
Bunların da hepsi 5 tane. Bir de biliyorsunuz Nazlı da var. 6 tane tavuğum var. Çok şükür. Onlar da yumurtlarsa 6 tane her gün yumurtlarsa bakacağız. İyi olacak değil mi reis? Makineye mesela gidelim abi. Makineyi de gösterelim. Makineye hani doldurduk yumurta ama barbular da burada bu arada. Çok az yumurta ya. Hani bir tane yumurta yapıyor. 3 gün sonra bir tane daha belki yapıyor, belki yapmıyor. Hildimiz gayet güzel bir şekilde yumurta yapıyor. Şunu hemen takıyorum. Evet abi. Evet geldik abi. Pro Egimize şöyle makinemizde gerçekten başlatacağız bakalım. Bu akşam çalıştıralım mı? Ne diyor? Ya o dark brown yumurtalarını da koyalım mı? Fazla mı acaba kırma tavuk yumurtası koyduk? Olabilir. Onları da koyabiliriz yani. Değiştiririz böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün hepsini doldurdum. Suyunu da marketten aldık yani. Temiz su kullanmamız lazım. Çünkü hani öbür sular biraz klorlu olduğu için sıkıntı yapabilir bazı makinelerde, bazı şeylerde. Biz de temiz su kullandık. Tertemiz makinamıza temiz su yakışır değil mi reis? Şöyle gördüğünüz gibi makinenin içine doldurduk yumurtaları. Sadece fişe takacağız. Ondan sonra başlatacağız. İşte bugünün yumurtalarını bekliyorum. Hani H5'te yumurtlasın diye. Onu da bekliyordum. İnşallah o da yumurtlarsa onun da yumurtasını alacak. 3 tane dark brown yumurtası var. Bu yumurtlamadı. Bu 3 kaçacak. Bu kız var ya. Bu kız sen niye yumurtlamıyorsun? 2 günde 3 günde bir tane yumurtluyor ya. Ama bu ne kadar tatlısın sen. Bıldırcın kadar lan. Vallahi baksana. Yani jumbo. Jumbo bıldırcınları biraz daha ağır oluyor. Bak şu an ağır. Yani yumurtası var içinde. Bunlarda da böyle bir özellik var. Hani hafifse hayvan yumurta değişik bir şey enteresan. Horozumuz da Rambo. Rambo da orada. Rambo duruyor zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik böyle abi tekrardan kümesimize. Videomuzun sonuna geldik. Fazla hızlı konuşuyorum. Çoğu insan rahatsız oluyor. Ne bileyim abi. Yani böyle ben kendimi böyle alıştırmışım. Yani hızlı konuşayım. Hızlı iş yapalım değil mi? Yani yavaş yavaş konuşmayı da pek fazla sevmiyorum arkadaşlar. Yavaşlatsın videoyu. Aynen o da doğru. Orada 2x var, şey var. 0.75 ya. Aynen ya, videoyu da yavaşlatabilir. Hani öyle şeyler tabii. Alternatif var yani YouTube'da. Videoyu da yavaşlatılabilir. Neyse. Tamam yine şey etmeyeyim ya. Arkadaşlar kümesimizi yapmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Gayet de güzel olacak da şarjım artık bu şarj adıyla bitiyor. Olsun da biraz dolsun içeride. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Böyle parça parça sizlere göstereceğiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.